Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası anlaşmalar kapsamında 19 sıra sayılı kanun hakkında parti grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ve ayrıca Sayın Başkanım, yeni görevinizde başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğimiz gibi Özbekistan Orta Asya coğrafyasının tam ortasında yer almaktadır. Orta Asya devletlerini oluşturan Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Tacikistan'la sınırı olan ve onların tam ortasında önemli bir coğrafyayı kapsayan konuma sahiptir. Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan'ın Orta Asya'da tüm ülkelerle ortak sınırı bulunmasının yanı sıra bu ülkelerde de Özbek uyruklu vatandaşların yaşaması bölgede Özbekistan'ın etkili olmasını sağlıyor. Özbekistan, Orta Asya'nın kalbinde kuzeyden Rusya, güneyden İslam dünyası, doğudan Çin, batıda ise Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunmasından dolayı önemli jeopolitik ve jeostratejik konuma sahiptir. Yüzyıllar boyu Orta Asya'da kurulan Timurlar, Harizmşahlar, Şaybaniler, Babürler devletleri ile 19. yüzyılda Çar Rusyası tarafından devrilen Buhara Emirliği, Kokanda ve Hive hanlıklarına ev sahipliği yapan Özbekistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Orta Asya Türk devletleri çeşitli coğrafi, ekonomik, kültürel ve tarihi kalkınmışlığın yanı sıra yeraltı kaynakları ve dinsel özelliklerinden dolayı birbirleri ve dünya ile olan münasebetlerinde farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda Özbekistan'ın özelliklerine bakacak olursak, Özbekistan Orta Asya'nın kalbinde kuzeyden Rusya, güneyden İslam dünyası, doğuda Çin, batıda ise Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunmasından dolayı önemli bir jeopolitiğe sahiptir. Ülkenin doğrudan doğruya açık denizlerle sınırlı bulunmamasından dolayı bu ülkeyi de diğer Orta Asya devletleri gibi yalnızca güney komşuları aracılığı ile açık denizlere açılma şansı bulunmaktadır. Özbekistan'da önemli miktarda gaz ve petrol, altın ve taş kömürü madenleri bulunmaktadır. Ayrıca ülke topraklarının en kaliteli pamuğun yetişmesine, yine diğer tarım ürünlerinin yetişmesine müsaittir. Ülke toprakları su ve iklimi bakımından her türlü tarım ürünün yetişmesine elverişlidir. Özbekistan dünyanın 3. en önemli pamuk üreticisi ve yine 7. en önemli altın üreticisidir. Bütün bu nedenlerden dolayı Özbekistan'ın önemi ortaya çıkmaktadır. Genç iş gücüne ve zengin doğal kaynaklara sahip Özbekistan'ın son 10 yılda %7 büyümesi dikkat çeken bir durumdur. Türkiye 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. 4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir. Bu tarihten sonra da iki ülke arasında ilişkiler hızla gelişmiştir. Özbekistan'da hali hazırda başta tekstil, gıda, otelcilik, inşaat malzemeleri ve plastik, ilaç ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 100'ü temsilcilik olmak üzere toplam 500 kadar Türk sermayeli firma bulunmaktadır. Özbekistan'a gönderilen Türkiye yatırımlarının hacmi 1 milyar doların üzerindedir. İki ülkenin ortak özellikleri, tarih, kültür, sanat ve Türk boylarından olmaları dillerindeki benzerliklerden kaynaklanmaktadır. 22-24 Aralık 1991 tarihinde
tarihleri arasında Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov Türkiye'yi ziyaret ettiğinde yaptığı açıklamalarında Özbekistan'ın izleyeceği yol hakkında kısaca şu açıklamalarda bulunarak eğer Türkiye bize destek olursa Özbekleri bundan sonra kimse boyunduruk altına alamaz demiştir. Bu çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik söylevdir. İki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ve Özbekistan arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerden başka aynı zamanda kültürel ve sanatsal ilişkiler de gelişmektedir. Türkiye'nin de ortak kültürü olan Özbekistan'ın Manun Akademisi'nin 1. yılı, Semerkant'ın 2750. Mangira'nın 2000. kuruluş yılı dönümleri, İmam Matrudi, Emir Tümür, Ali Şir Nevai gibi Türk ve İslam büyükleri Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılmış, özellikle Özbekistan'ın bağımsızlığından sonra Türkiye'de yüzlerce Özbekistan konulu etkinliklere ev sahipliği yapılmıştır. Kültürel, sanat ve insani alanda karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerin özellikle ticari, ekonomik, kültürel ve insani yardım ilişkilerinin geliştirilmesi için tüm çabaları göstermek gerekmektedir. İlişkilerin daha da sıcak bir şekilde gelişmesini sağlayacak iki ülkede gereken kaynaklara ve büyük potansiyele sahip ülkelerdir. Tarihsel bağımız olarak toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi değerler ile sonraki nesillere iletimde bağımsızlığın ve egemenliğin ölçüsünü gösteren bu soyut araçların bütünü olan kültür ve sanat ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında bir köprü olmaya devam edecektir. Türkiye, kardeş Özbekistan ile arasındaki işbirliğinin her alanda gelişmesine büyük önem vermekte, Türk ve Özbek vatandaşları arasındaki yakın bağlardan güç alan ilişkilerin ilerletilmesi yönünde adımları kararlılıkla atacaktır. Bu kapsamda ilişkilerin hukuki temelini oluşturmak amacıyla bu iki ülke arasında 2017 yılına kadar 90'ın üzerinde ikili anlaşma ve protokol imzalanmıştır. Karşılıklı çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleşmiştir. Söz konusu anlaşma ile Özbekistan'ın kendi iç tehditleriyle mücadele edebilmesi ve jandarma teşkilatının Özbekistan Muhafızlar Komutanlığı'nın eğitilmesi ve ülkemizdekine benzer bir jandarma teşkilatı oluşturmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çıkacak bu yasayı grubumuz adına desteklemekteyiz. Saygıdeğer milletvekilleri, Özbekistan'ı konuşurken ayrıca bir de Berat Kandili günü 19 Nisan 2019 Cuma günü Hakkari Çukurca'da şehit olan 4 askerimiz ve 6 kahraman askerimizle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Nitekim bu kahramanlarımızdan şehit piyade sözleşmeli Erhan Tiyapul Iğdırlı olması hasebiyle benim de hemşerimdir. Bu kahramanımızın sosyal medyadaki bir paylaşımını okumak istiyorum. Yıllarca doğuda ömür tüketiyorsun. Sonunda tayinin batıya çıkıyor. Sonra birlik kaydırması ya da geçici görevle kendini yine başladığın yerde buluyorsun. Aileni sadece birkaç kez görerek geçen yıllar. Bazen de yeni doğan bebeğini daha görmeden şehadete yürüyorsun. Çatışmada, operasyonda en ön safta olmana rağmen bir kadron bile yok. Adın sözleşmeli.
Bir şey olduğunda ilk gözden çıkarılan adam oluyorsun. Yine de vatan sağ olsun, millet sağ olsun diyorsun. Herkes oturduğu yerden ahkam keserken sen olayın içinde olmana rağmen susuyorsun. Çünkü uzaktan davulun sesi hoş gelenlere laf anlatmaktan bıkıyorsun. Halinden hatırından çok maaşını tazminatını merak edenlere, vatan savunmasını kelle koltukta hainlere karşı yapılan mücadeleyi anlatamazsın. Anlayamazlar. Sadece yaşayanlar bilir. Yaşayıp da kara toprağa giren, bayrağa rengini verenler bilir. Saygıdeğer milletvekilleri, 20 Nisan günü sabah saat 9 civarı memleketimizde evimizde uyurken bir haber aldık. Berat Kandili gecesi hain bir terör saldırısı. Bunlar tesadüf değil. Kudüs'e saldırdıklarında da kutsal günlerimize saldırıyorlar. Irak bombalandığında da öyle yapılıyordu. Bu hain terörün kökünün, zihniyetinin nereden geldiği belli. Kime uşaklık ettiği de belli. Ve nitekim Berat Kandili günü şehit edilen o dört şehidimizden birisi Giresun'da, birisi Kırıkkale'de, birisi Ankara'da ve o ateşin birisi de Iğdır'daki Ahmet Tiyapur'un ocağına düştü. Haberi aldıktan sonra direkt şehit ailesinin evine, taziye çadırına gittiğimizde bir Kürt kökenli vatandaşımız olan Ahmet Tiyapul 20 yıl koruculuk yapmış. Bir korucu emeklisi. İlk gördüğümde, elini tuttuğumda, elini öpmeye çalıştığımda vatan sağ olsun, sayın vekilim, ben 20 yıl mücadele ettim. Bu şehitlik bana nasip olmadı. Ama çok şükür ki oğluma nasip oldu dedi. İşte bu ruhtur, bu şehitlik ruhu. Bu memleketi ayakta tutan da budur. Emin olun şehidin cenazesinin defnedileceği saate gelene kadar 3-4 saat boyunca şehit babasının elinden tuttuğumuzda tir tir titriyordu. Bir insanın bu kadar uzun süre titreyip ayakta kalabilmesi imkansız gibi bir şey. Ve anlattı. Şehit babası diyordu ki Ahmet Yavuz, ben gece oğlumla konuştuktan sonra uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım diyor. İçim daralıyordu. Ve nitekim sabah namazını kıldıktan sonra da koltukta oturup üstüm elbiseli bir şekilde bekledim. Ve sabah haber geldiğinde, zil çaldığında ben oğlumun şehit olacağını biliyordum dedi. İşte bu ruhtur. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Çanakkale'deki ruhtur. O Güneydoğu'da yapılan mücadele ruhu da odur. Bunu başka boyutlara çekip başka adlandıranlar emin olun hezimet içerisindedir ve zaman içerisinde bu şanlı tarihimiz, bu milletin, bu devletin şanlı tarihi, bu hezimetin sonunu er ve de geç bu yanılgı içerisinde olanlara gösterecektir. Bizim almamız gereken bu şehitlerimizdir. Bizim değer vermemiz gereken bu şehitlerimizdir. Çünkü bunlar bu gazi meclisin de ruhudur. Bunlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de tapusudur. Ben buradan Iğdırlı aziz şehidimi ve bu ülke için, bu vatan için, bu millet için kanını, canını siper edip kanını döken tüm şehitlerimizi minnetle anıyor ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.